Ben seyyar kaymakçı Abdullah Gürler. Özoğul. Özoğul balıkçılık. İsmim Şevket Eriş. Evet, ben Mısırlı Selo. Ben Murat Sucu, seyyarlık yapıyorum. Ben seyyar kaymakçı Abdullah Gürler. 8 yıldır bu işte hitap ediyorum. 8 yıldır da bu karda kışta Afyonumuzun yöresel kaymağını satmakla meşgulüz. Haliyle bu kış ayları süresince işlerimizde dolayısıyla düşüş yaşıyoruz. Tabi Afyonumuzun merkezinden biraz uzak olduğu için burada bunları satmakta biraz zorlanıyoruz. İçeride büfelerimiz var ama içerideki büfeler biraz da sapa, göze hitap etmeyen yer olduğu için mecburen burada seyyar satmak durumunda kalıyoruz. Şimdi seyyar satmamızdaki zorluklardan bir tanesi de bu seyyar durumunda olmak biraz daha müşteriye abes bir konumda olduğu için haliyle satarken biraz da müşteriyi memnun etmek için zorlanıyoruz haliyle. Sonuçta dışarıda olduğu için pek güven olayı yaratmıyor. Tabii haliyle bizim biliyorsunuz dışarıdan gelen kişiler dışarıda böyle seyyardan mal almak istemiyorlar. Ama sonuçta biz bazen açıyoruz, kaymağımızı tattırıyoruz haliyle. Afyonumuzun yöresel kaymağı. Tabii lezzeti, tadı müşteriye hoş olursa satıyoruz. Olmazsa şekerci arkadaşlardan alıyorlar. İsmim Şevket Eriş. Ekmek satıyorum. Uzun Çarşı'nda. Abi görüyorsun soğuğu. Bu soğukta ekmek satmak kolay değil. Bu zorluklar bunlar yani, soğuk. Ekmeğimi çıkartıyorum tabii. Çalışıyorum ve kazanıyorum paramı yani. 14 senedir bu işteyim ben. Her işin bir zorluğu var tabii ki de. Bizim işin zorluğu da kışın burada ekmek satmak. Gördüğünüz gibi üretmek ayrı bir dert, çıkarıp satmak ayrı bir dert. Hani bu soğukta da bir şeyler yapıyoruz, satıyoruz. Evet, ben Mısırcı Selo. Aşağı yukarı en eski mısırcı benim burada Yeşilyol'da. Mısır satmanın zorlukları tabii soğukta sıcakta kolay değil. Belediyenin anında bir sorunumuz yok. Ara sıra oluyor ama o kadarlık olur. Üniversitede çocuğumuz okuyor. Emekliyim. Yani onun için bunu ek gelir olarak mecbur yapmak zorundayım. Zorluklar işte biraz hava soğuk olunca zor oluyor çalışmak. Burada görüyorsunuz başka mısırcı yok, ben varım şimdi. Mecbur kaldık, geldik işte. Böyle yani, bu zorlukları var tabii, yok değil. 4 tane çocuğum var. 3 tanesi gelin oldu. Gelin ettim onları. Bir tanesi şeyde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Halk ve İlişkiler bölümünde bu sene yeni gitti. İşte onun için okuyor yani, onun o okuyor ya, onun için yapıyorum bu işi genelde. Onun okul bittikten sonra yapmayı da düşünmüyorum. Tabii biraz zor, kolay değil.
Ben Murat Sucu, seyyarlık yapıyorum. Şapka, eldiven, kışları buradayız. İşimizin zorluklarına gelince kışın üşümek, ayakta durmak zor oluyor yani. Biz de böyle beraber arkadaşlarla satışımızı yapıyoruz yani. Ekmek paramızı çıkartıyoruz. Zabıtalardan var o oluyor ama yazın, kışın idare ediyorlar bizi yani. Yazın sıkıştırma var ama kışın idare ediyorlar yani. Ben 12 senedir bu mesleği yapıyorum. Seyyarcılıkta çocuğu çoluğu geçindirmeye çalışıyoruz yani. Kışlık şapkalar geldi, buyurun. Kışın insanlarla böyle şapkalarla kışlığını veriyoruz abi. İşlerimiz şu anda durgun. Kış günü de olsa, işe de olsa durgun yani. Eskisi gibi yok yani. Kışın bayağı durgun yani. Hüseyin Özoğul. Özoğul balıkçılık. Her zorluğu var balıkçılığın, her zorluğu var. Kolay ekmek parası kazanmak önemli şey değil. Her şeyin zorluğu var yani balıkçılığın. Her şeyin zorluğu var. Ya ben yaptığım meslek mesela kışın balıkçılık, yazın meyvecilik. Anladın mı? Babadan gelen bir meslek bu. Kış geldi, balığın daha işesi sebeplendi. Yani zorlukla başladı. Her şeyin zorluğu vardı. Tat su balığı kültürümüz var sağ. İşlerimiz iyi Allah'a şükür. Bir sorun, sıkıntı yok. Yok yok Allah'a şükür. Tat su balığına sıkıntımız yok.